AK Parti MKYK üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut deprem sonrası DASK'la ilgili merak edilenleri yanıtladı. AK Parti MKYK üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrası, Elazığ'da DASK'la ilgili vatandaşların en çok merak ettiği soruların yanıtını verdi. Milletvekili Metin Bulut açıklamasında, DASK ödemeleri AFAD gibi sistem üzerinden mi yapılacak yoksa herhangi bir başvuru yapılması gerekecek mi, hasarlı evlerin DASK ödemesi için nereye ve hangi kurumlara başvurulacak sorusuna DASK ödemeleri için ALO 125 ile görüşme yaptıktan sonra sigorta yaptırılan kuruma hak sahibine ait kimlik fotokopisi ve güncel tapu evrakı gönderiliyor cevabını verdi. Milletvekili Metin Bulut, zorunlu deprem sigortası poliçesi kapsamında hem tam hasar hem de kısmi hasarların sigorta bedeline kadar ödeneceğini aktarırken, DASK başvurularının tapu sahibi olunur olunmaz yapılması gerektiğini vurguladı. Zorunlu deprem sigortasının süresinin bir yıl olduğunu söyleyen milletvekili Metin Bulut, sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gereklidir ifadelerini kullandı. Milletvekili Metin Bulut ayrıca ağır hasarlı ve yıkım kararı verilen evlerin ödemelerinin DASK poliçe değerlendirmesine göre yapıldığını ifade etti. Bulut, Daskın tıpkı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gibi aldığı karara itiraz hakkı ve yeniden inceleme talebi bulunuyor mu? Evimiz ağır hasarlı olmasına rağmen Dask ücreti poliçe değerinden daha az olarak belirlendi. Bu durumda ne yapılacak sorusuna ise itiraz hakkı sigorta yatırmış olduğunuz kuruma yapılır. Dask ücreti sigorta yaptıran hak sahibinin vermiş olduğu bilgiler esas alınarak hesaplanır. Ödemesi de yine tapu sahibinin beyan ettiği bilgiler üzerinden yapılır. Örneğin 130 metrekare alanı olan tapu sahibi ...dask yaptırırken metrekareyi 50 olarak gösteriyor ve ucuza dask yaptırıyor. Geri ödemesini de dolayısıyla bu beyan üzerinden alır cevabını verdi. Öte yandan Bulut, binanın inşa yılının 1975 ve öncesi, 1976-1996 arası, 1997-1999 arası... ...2000 ve sonrası olarak belirlendiğini, buna göre sigorta bedelinin değiştiğini söyledi. AK Parti MKYK üyesi Elazığ milletvekili Metin Bulut, evleri az az ya da orta hasarlı olanların DASK yapabilmeleri için az hasarlı yapılarda sorun teşkil etmeyeceğini fakat orta hasarlı yapılarda yapı kullanma izni alınması gerektiğini belirtti.